Trafik üzerine hoş geldiniz canım. Efendim sağ olun. Geldiniz, bize çok mutlu ettiniz, onurlandırdınız. Emeklerinizden dolayı gerçekten içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Bizler için son derece önemli olan bir çalışmanın başlangıcı olan süreçte bizler de birlikte olmanız bizlere güç katacaktır. Bu süre içinde desteklerinizi gördük, çalışmalarınıza destek verdiniz. Kendi sosyal medyalarınızda, gazetelerinizde, köşelerinizde çalışmalarınıza yer verdiniz. Sizlerin gücünü çok önemsiyoruz, desteğinizi çok önemsiyoruz. Onun için arkadaşlarım ve kendim adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum hepinize ayrı ayrı. Değerli arkadaşlar, ben izninizle öncelikle kendimizi tanıtmakla başlamak istiyorum. Mikrofona pek alışık değil mi ama bilmiyorum. Yakışır mı? Sorunum. Değerli arkadaşlar, biz kimiz? Önce izninizle biraz bizden bahsetmek istiyorum. Kendisinden bahsetmeden önce çok yakında yaşadığımız acıyla ilgili olarak Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Yakınlarına çok fazla sabır diliyorum. Çok acı, büyük acılar. Ve tüm yaralılarımıza yürekten şifa diliyorum. İnşallah buradan şifa dileklerimizi, dualarımızı onlara gönderiyoruz. En kısa zamanda hepsinin iyileşmesi dileği ve umuduyla bir kez daha onlara geçmiş olsun diliyoruz. Ve Türkiye'nin ülkemin başı sağ olsun diliyorum. Değerli arkadaşlar, biz kimiz? Biz Silivri kaygısı olan, düşüncesi olan, projesi olan, derdi olan, Silivri'deki toplumsal sorunlara karşı duyarlılığı olan bir grup gönüllü arkadaşın çok farklı kesimlerden, çok farklı alanlardan, çok farklı gruplardan, meslek gruplarından, çok farklı yapılardan bir araya gelmiş ama Silivri'yi toplumsal sorunları kendine dert edinmiş bir grup gönüllü arkadaşız. Şimdi ben bu çalışmayı, bu hareketi çok önemsiyorum ve çok değerli ve kıymetli buluyorum sevgili arkadaşlarım. Neden de gelirsek, gördüğünüz gibi hepinizi, birçoğumuz birbirimizi tanıyoruz ve şu anki atmosferi de hepimiz görüyoruz. Hiçbir fark gözetmiyoruz. Tek derdimiz doğa, çevre, başlığı altında kadın, sokak hayvanları, çocuk ve tüm canlıların yaşama hakkına olan saygımız. Ve çevreye karşı birbirinden değerli Silivri'de yaşayan ve geçmişte katkısı olan, Silivri'de görev yapmış veya Silivri dışında görev yapmış, Silivri'de sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer almış, Silivri'deki projelere katkı sunmuş, Silivri'de siyaset yapmış, çok farklı, yelpazenin çok farklı renklerinin bir arada buluştuğu bir grubuz aslında. Hoş geldiniz. Bunun için bu çalışmayı ve bu birlikteliği gerçekten biz çok önemsiyoruz ve çok kıymetli buluyoruz. Bizler Silivri'de az önce de söylediğim düşüncesi olan, projesi olan, kaygı taşıyan tüm kamu kurum kuruluşlar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte her yerde, her zaman birlikte çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve devamında sürdürülebilirliğini sağlamak adına bir yola çıktık. Ve şu sloganla yola çıktık sevgili arkadaşlarım. Hepimiz Silivri, Silivri hepimiz için diyoruz. Silivri özelinden yola çıkarak aslında tüm ülke için, tüm canlılar için duyduğumuz kaygıyı her fırsatta dile getirmeye çalışıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, böyle bir giriş yaptıktan sonra şunu sormak istiyorum. Biz aslında dört ana başlık altında bir araya gelmeyi düşünmüştük. Az önce de söylediğim gibi doğa ve çevreye karşı olan sorumluluğumuz ve duyarlılığımız ve tüm canlılara karşı yaşadığımız sorumluluktan yola çıkarak girdiğimiz bu yol
olan hepimizin maalesef Türkiye'nin daha doğrusu gündeminde olan ama hep unutmak, unutturmak ve ödenemek ve kaçmak istediğimiz bir deprem gerçeğinin tam da içinde bulunduk kendimizi. Zaten konularımız arasında ama şu anda önceliklerimiz arasında deprem konusu geldi. Dünyanın her tarafı sallanıyor, Türkiye'nin her tarafı sallanıyor. Yani Silivri çukuru deniyor, evet Silivri ciddi risk altında ama Türkiye'nin her tarafı risk altında. Ve şunu görmek sevgili arkadaşlar, ben birey olarak kendime önce şu soruyu sordum. Biz ne yapıyoruz? Ben birey olarak sen Buse Erel, kendi yaşamın ve kendi yakın çevren için bu soru, bu süreçte ne yapıyorsun? Hayatta kalabilmek için, yaşayabilmek için ne yapıyorsun? Biz birey olarak hepimiz bu sorumluluğu ve bu soruyu kendimize sorduktan sonra aslında yetkililere hesap sorma hakkımızın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yetkilileri de harekete geçirecek olan bizleriz. Bizler üzerimize bir şey yaptıktan sonra yetkililer harekete geçecektir. Herkes, her birey kendi sorumluluğunu taşımak zorunda sevgili arkadaşlar. Hepinizin yaşama hakkı var. Tüm canlılar yaşama hakkı var. Ama hepimiz öncelikle dönüp bir kendimize bakacağız. Değerli arkadaşlar, bir sürü not aldım ama notlarımın içine bakmayacağım. Biliyordum, boşuna not almışım. Doğaçlama konuşmayı tercih ediyorum. Öncelikle bizim yapımızla ilgili olarak, şimdi biz bir gönüllü grubuz diye bahsettim ya size. Dört ana başlığımız var ama bu konulardan bazıları süreç içinde, bizim gündemimiz dışında, planladığımızın dışında ön plana çıkabiliyor. Şimdi bizde başkanlık sistemi yok değerli arkadaşlar. Bir sivil toplum kuruluşunda değiliz. Herhangi bir sivil toplum kuruluşunun, kamu kurum kuruluşunun, meslek odasının veya herhangi bir kurumun yerine geçmek, onların işini yapmak gibi bir şeyimiz yok, çabamız yok. Öyle bir isteğimiz yok, öyle bir çalışma sistemimiz yok. Onun çok belirtilmesini ve çok üzerine basılarak belirtilmesini özellikle istiyorum hepinizden. Bizler sadece sizler gibi, herkes gibi bir araya gelmiş, bu yanımızı taşıyan ama biraz da hem kendi sorumluluklarımızı hem de biraz da toplum ve itici güç olmak adına farkındalıklar oluşturmak, harekete geçirmek anlamında bir takım işler yapalım diye bir araya geldik. Bu süreçte tabii konumuz deprem olunca ne yapıyorsunuz doğal olarak? Çevrenizde bu konuyla ilgili teknik insanlar arıyorsunuz. Bu konuyla ilgili deneyimleri olan insanlar arıyorsunuz. Yani ben vatandaş olarak bir sivil toplum kökenli bir vatandaş olarak benim bilgilerimle teknik alanlarda deneyim olan arkadaşların bilgileri çok farklı tabii ki. Buradan yola çıkarak arkadaşlarımıza ulaştık. Ve bizim çalışma sistemimiz şöyledir arkadaşlar. Biz de dediğim gibi az önce başkanlık sistemi yok. Herhangi bir projede, eğer bir kadın projesinde bir arkadaşımız, gruptan bir arkadaşımız ya kadınla ilgili, kadına yönelik şiddetle ilgili veya herhangi bir şeyle ilgili bir meseleyi gündeme alalım, bunu tartışalım ve projelendirelim dediği anda biz şöyle yapıyoruz. Sevgili arkadaşım, Ayşe veya Fatma, sen bu projenin liderliğini yapar mısın, yapabilir misin diyoruz. Arkadaşımız, evet yapabilirim dediği anda biz hepimiz arkadan ona destek oluyoruz. Projenin yürütücüsü oluyor, liderliğini de o arkadaşımız yapıyor. Tam da bu anlayıştan yola çıkarak bu deprem projesinde de böyle bir sürece geldik. Ve bu süreçte doğal olarak teknik ve deneyimli arkadaşlarımıza ulaştık ve dedik ki arkadaşlar böyle bir gerçek var, biz de böyle bir, bu işin teknik kısmında eksiyiz, bu sizin alanınız, sizin alanınıza girmeyelim. Bu konuda neler yapabiliriz dediğimiz anda sağ olsunlar çok büyük destekler aldık ve hem belediyecilik deneyimi hem geçmiş dönemlerde oda temsilciliği, mühendisler odası temsilciliği ve kendisi de inşaat mühendisi olması nedeniyle Hüseyin Bey bu iş konusunda, bu projeyle ilgili olarak destek olabileceğini söyledi ve biz ona dedik ki lütfen sen bu iş liderliğini yapar mısın? Öncelik bu projenin yürütücüsü sen ol, biz sana destek olalım. Bizim çalışma sistemimiz böyle arkadaşlar. Başka projelerde de yine farklı arkadaşlarımız öne çıkacak, biz arkadan destek olacağız. Herkes emeği ve çabası ölçüsünde bu projelerde olacak ve bu projelerde daha bir adım bizim önümüze yürüyecek. Bununla beraber tabii halkımız gittikçe büyüyor, çok mutlu oluyor, çok değerli katılımlar oldu. İşte Mühendisler Odası Silivri temsilcisi Mustafa Bey katıldığımızda, Yavuz Bey'i hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Çok deneyimli, başarılı bir belediyecilik süreci ve bürokrat geçmişi var. İşte Emine Hanım, herkes tek tek sayılır muhtarım, yani ne gibi her gün o kadar değerli şu anda tecrübeleriyle ve aramızda
geçmiş dönemde hiçbir resmi kurumda görev olmadı ama sivil hayatın hep içinde olup ve sivil hayatta hayvanları, çocukları, çevreyi kendine dert edinen çok duyarlı arkadaşlarımız var. Aykur Derin çok değerli başkanı aramızda. Yani bunlar çok kıymetli şeyler arkadaşlar. Şu anda bizim ekibin, gönüllü ekibimizin çok az, hatta 1/4 burada basın toplantısı olduğu için daha kısıtlı oldu katılımları. Ama ondan sonra katılımlarımız daha güçlü olacak. Daha fazla katılımcı olacak. Şimdi ben sadece depremle ilgili neler yapıyoruz söyledikten sonra belki depremin teknik ismine ilgili olarak iki tane teknik arkadaşa söz vermek istiyorum. Sorularınızda tabii. Bu biraz karşılıklı soru cevap olursa zannediyorum daha böyle iyi yollamamız diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar biz deprem çalışmasında ne yapıyoruz? Şimdi günlerce oturduk, konuştuk. Bir de yeni bir hareketteyim. Günlerde ne yaparız, ne ederiz? Hani böyle bir parlak sönmek istemiyoruz. Hiçbirini zaten bir yapıda insan var dedik. Sen Hüseyin'lere bak, fotoğraf verin falan. Özellikle ben fotoğraflardan biraz çekip gelip durmaya da çalışıyorum ama tabii şey oluyor. Şimdi bir deprem çalıştayı kararı aldık. Deprem çalıştayı aslında bizim bitişliği bir stak alma çalışmamız. Niye yaptık deprem çalıştayını? Silivri'de yaşayan tüm paydaşları, Silivri'deki tüm kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütlerini, meslek olanlarını ve herkesi, tüm STK'ları aslında bu sürecin bir parçası haline getirmiştik arkadaşlar. Biraz önce de söylediğim gibi, ben ne yapıyorum sorusunu istedik ki herkes kendine sorsun. Bütün STK'lar ve kurumlar kendi işlerinde ne yapıyorlar? Hangi çalışmaları yapıyorlar veya yapmalıların aslında bir startı ve başlangıcı olacak. Kent olarak, kendi yaşam tüm aktörlerin bu sürecin bir parçası olması lazım arkadaşlar. Hepimizin, sizlerin, basın mensubu arkadaşlarımızın, herkesin üzerinde düşen görevler var. Çünkü hepimiz hayatta kalmak istiyoruz. Hepimizin hayatta kalması istediğimiz yakınlarımız var. Çalıştay'la birlikte start aldık. Biliyorsunuz sizlere de davetlerin gelmiş ve duyurular yapıldı galiba. Yapıldı zannediyorum bir gece. 1 Şubat'ta Ander Yılmaz Tiyatro Salonu'nda çalışmamız çalıştayımız başlıyor. Çok uzun tutmamaya çalıştık ama özellikle çok seçici olduk. Yani Büyükşehir'den yetkili gelecek sevgili arkadaşlar. Büyükşehir Belediyesi Silivri'yle ilgili hangi çalışmalar yapıyor? Bunu bizlerin bilme hakkı var. Bununla ilgili bize bilgi verecekler. Silivri Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları öğreneceğiz. Bu ülke sağlık yani ulusal medikal kurtarma ekibi ne yapıyor? Onları öğreneceğiz. Yani hangi alanda sağlıkçılar bu alanın neresinde ve nasıl destek oluyorlar? Bu sürece nasıl yer alacaklar? Onun dışında AFAD yetkilileri gelecek. Jeoloji mühendisi var aramızda. Yine konuşmacı olarak katılacak. Çok değerli bir profesörümüz var. Zaten en hızlı değişiminden sonra neredeyse her akşam ekranlarda görmeye başladık. Şükrü Ersoy hocamızı. O işin teknik ve akademik kısmından bize bahsedecek. Böyle çok geniş yer bahsediyor ama kısa tutmaya çalışarak böyle bir çalışma yaptık. Ve bu çalışma dediğim gibi bizim startımız olacak aslında. Başlama noktamız olacak. Oraya tüm STK'ları, meslek odalarını ve Silivri yaşam tüm kurumları davet ettik. Sadece başkanlarına değil. Sadece başkanlık düzeyinde temsil edilmesini istemiyorum arkadaşlar. Tüm yönetim kurumlarıyla, duyarlı olan tüm üyeleriyle birlikte bize katılmalarını istedik. Biz bu süre içinde yaklaşık 20 gündür, 20 gündür daha fazla mıdır? Çok da daha fazla zamandır. Silivri'deki neredeyse tüm kurumları gezdik. Tek tek gezdik, görüşmeler yaptık, görüşlerini aldık. İnanılmaz bilgilendik. Bu süreç içinde bile ben bu kadar az bildiğimi bilmiyorum aslında. Bu süreç içinde öğrendim. Çok az şey biliyoruz arkadaşlar ve ben kendimden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Ben depremden çok korkardım. Bundan 3 ay öncesine kadar. Ama artık ben depremden daha az korkuyorum. Ve şunu gördüm ki bilmediğimiz şeyden korkuyoruz arkadaşlar. Ve depremler aslında doğanın kanunu yani müdahale edemeyeceğimiz yapısı depremle müdahale edemeyiz ama depremlere rağmen ayakta kalabiliriz. Depremlere rağmen var olmaya devam edebiliriz. Bu aslında biraz da bize kendimize gelmeyi, biraz bizi sarsmamıza da neden oluyor. Öyle mi? Gördüğünüz gibi sallanmaya devam ediyoruz. Bu süre içinde bu arada şunu söyleyeyim. Kaymakamlık ve Silivri Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bu sürecin tamamen içindeler ve bize sonuna kadar destekler aslında. Buradan şunu görüyoruz arkadaşlar. Yani biz aslında bir
merkezi otorite, yerel otorite ve halk bir araya geldi mi gücümüzün önünde kimse duramaz arkadaşlar. Ve şu an bundan dolayı ben hem çok değerli kaynaklarımıza hem de değerli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ve ekiplerine ve yardımcılarına çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir girişten sonra, bilmiyorum soru cevap şeklinde mi olur? Ben izninizle teknik kısmıyla ilgili olarak aynı zamanda bu çalışmanın, bu projenin yürütüsü olan Sayın Hüseyin Turan'a söz vermek istiyorum. İsterseniz sorular olursa da daha sonra sorularınızı da almaya devam edeceğiz. Nursel Hanım'a teşekkür ediyoruz. Çok değerli basın mensubu arkadaşlarım. Çok değerli hemşehrilerimiz, yol arkadaşlarımız, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi az önce Manisa Akdep'e arkadaşlar 5.1 şiddetinde deprem almış ve Manisa Akdep'e olan deprem buradan da hissedildiği şekilde. Aslında mesafeler çok uzak değil, yakınız deprem olunca daha da yakınlaşıyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, deprem bir gerçek. Ve ülkemizde bir deprem ülkesi olduğu için bununla alışık bir şekilde ve bununla bana göre tabiri caizse barışık bir şekilde de yaşamalıyız. İlk önce kendimizi eğitmeliyiz. Tabii bir inşaat mühendisi olarak da bu süreçin bir özellikle depreme güvenli yapıların yapılması, inşaat mühendisi odası, temsilci başkanımız Mustafa Yazıcı da burada. Zaman zaman sohbetlerimizde söylüyor. Hem binaların deprem yönetmeliklerinin uygun bir şekilde yapılması ama bundan da daha önemlisi uygulama yapılırken uygulamaların kontrol edilmesi. Şimdi biz bu deprem çalıştayımızda Nursel Hanım çok detaylı bir şekilde bilgi verdi sizlere. Biz burada toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve kent bilinçlendirmesi, bir kente sahip çıkmayla ilgili bu çalışmayı yapmak istiyoruz. Yine Nursel Hanım'ın söylediği gibi biz bir dernek değiliz, sivil toplum örgütü değiliz. Ancak bir kendimizdeki yaşadığımız kendimize karşı, ilçemize karşı, sivilimize karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğun çerçevesinde hareket ediyoruz sivil toplum örgütleriyle birlikte. Yine hem kaymakamımıza hem belediye başkanımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Cumartesi günü Çalıştay'da bilgilendirmeler ve değerlendirmeler yapılacak. Ancak esas bize Çalıştay'dan sonra bu platforma çok büyük iş düşecek. Çünkü biz Çalıştay'dan sonra işler bitti manasında değil, Çalıştay'dan sonra kuracağımız ekiplerle birlikte araba kurtarma ekiplerinin oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapılacak. Çünkü Elazığ depreminde, son depremde de gördük ki geçmişteki depremlerde olduğu gibi son depremde de AFAD ve diğer yetkililerin ilk deprem bölgesine yetişmesi en erken 2 saat yetişir. Yani biz bu araba kurtarma ekiplerini oluşturarak o mahallelerdeki ilk önce bilinçli bir şekilde araba kurtarma çalışmalarının içinde olunmasını istiyoruz. Çünkü o sokakta, o mahallede yaşayan kişilerin kendi mahallesine, kendi sokağına, kendi şehrine sahip çıkmasını istiyoruz. Bunu yaparken de bilinçli bir şekilde araba kurtarma ekiplerinin oluşturulmasını ilgili ve burada AFAD'dan biz eğitim alıyoruz. Bu eğitimleri de biz vermiyoruz. AFAD tarafından tek bir elde verecek 2 günlük ve 5 günlük. Bunların detaylı çalışmalarını sizlere zamanı geldiği zaman bilgilendireceğiz. Ancak basın mensubu arkadaşlarımıza da ben buradan yine çok teşekkür ediyorum. Hem sosyal medyalarında hem sayfalarında, haber sayfalarında paylaşıp. Ancak size de bundan sonra gerçekten bu kentte yaşayan basın mensubu olarak arkadaşlarım sizlere de büyük işler düşüyor. Bir şekilde burada hiç kimsenin ismi ve cismini, Nursel Hanım'ın söylediği ismi ve plana gelmeden depremle ilgili konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmekle ilgili bu çalışmalarda sizin de, size de çok büyük ihtiyacınız var bu noktada. Bu desteğinizi bizden esirgemezseniz mutlu oluruz, teşekkür oluruz. Bunu özellikle belirtmek istedim ve depremle ilgili konularla ilgili hem Büyükşehir Belediye'miz hem Silivri Belediye'miz bilgilendirme yapacak. Yine Şükrü Ersoy'un burada olması ki biliyorsunuz Elazığ depremle birlikte bütün şu anda yazılı ve görsel basında Şükrü Ersoy canlı yayınlara çıkıp depremle ilgili anlatımlar var. Buradaki amacımız
hem bir şehri uyandırmak, bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz, bunları konuşmak ve bu süreci bırakmadan devam etmek amacımız. İnşallah sonunda iyi olacağını düşünüyorum. Tekrar hepinize çok çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz diyorum. Ve mikrofonu İnşaat Mühendisleri Odası Sivil Temsilcilik Başkanımız Mustafa Yazıcı'ya takdim edeceğiz. Önemli günler. Dolayısıyla en çok katkıyı sağlayan da bu işten bence en çok payı almalı diye düşünüyorum. Odamız yıllardır İstanbul'un deprem gerçeğiyle ilgili defaatle yayınlar yaptı. Sergiler açtı, sempozyumlar düzenledi. Neler yapılması gerektiğini, kentsel dönüşüm, imar barışı noktalarında, hatta en son Kanal İstanbul noktasında da görüşlerini tek tek açıkladı. Bunlar artık kamuoyunun faydalar özellikle, olası yetkileri hemen hemen herkesin her gün televizyon ekranlarının karşısına geçip dinlediği olaylar durumuna geldi. Çok da eskiyor, hızla da eskiyor. Dolayısıyla aynı şeyleri dinlemek insanlar için de gereksiz duruma gelebiliyor. Dolayısıyla bizim artık aynı şeyleri televizyon karşılarında tabii ki halkımızı bilinçlendirmek, bilinçlendirmek de aslında çok doğru bir kelime değil. Belki motive etmek denilebilir. Hepimizin görevi ama aynı şeyleri tekrar tekrar söyleyince de nasıl yüzler eskiyorsa olaylar da eskiyor. Dolayısıyla takip de azalıyor. Ben bu anlamda artık bir şeylerin yapılması noktasında bu tür yayınların yapılmasını doğru buluyorum. İşte bizim yaptığımız da sizinle tam bu. Yani mutlaka belediyenin, belediyemizin, yani yerel ilçe belediyemizin, kaymakamlığımızın bu konuda çalışmaları var. Gerek AFAD, gerek Büyükşehir Belediyesi bu konularda gereken çalışmaları yapıyorlar. İşte ne kadarı Silivri'nin görevi, ne kadarı Büyükşehir'in görevi, dağınık vaziyette mi yapılıyor yoksa bunlar beş günüm içinde mi yapılıyor? İşte bu konularda bazı tereddütlerimiz var bizim açıkçası. Biz bu konularda acaba dedik bir çaba göstersek kurumlar açısından bir fayda sağlayabilir miyiz? Yani hem topluma dönük bir çalışma olsun, hem de kurumların gayretlerini biraz daha hızlandırma açısından bir itici motivasyon olabilir mi diye düşündük kendi aramızda. Bunu değerlendirdik. Kamuoyu baskısının bazı zaman çok işe yarayabileceği görülmüştür eskiden beri. Dolayısıyla bunların hepsinin bir araya geldiğimiz zaman sizlerle, basının da gücüyle bir etki yaratabileceği noktasında hem fikir olduk. Bunun üzerine böyle bir çalışmaya başladık. Tabii ki depremden önce yapılması gereken şeyler var. Yani inşaat mühendisleri odası zaten bu konuda depremden önce 20 senedir, son 99 depreminden, özellikle İstanbul için konuşursak depreminden 20 sene geçti. Yani bu kadar süre içerisinde bir şeyler yapılmaya başlasaydı bugünlerde biz çok daha rahat olabilirdik. Ama şimdi bunları tekrar tekrar konuşmak durumunda kalıyoruz. Depremden önce yapılması gerekenler belli. Aslında nasıl yapılacağı konusunda tereddütler var. O konuda bir türlü bir atalet var. Yani bir türlü başlayamıyoruz. Belki işte onların yapılması noktasında konuşa konuşa çözüm bulmak gerekebilir faylar yerine. Bir de tabii ki işte depremden sonra her an olabileceğini düşünerek bir kısa dönemli bir de uzun dönemli çalışmaları kendi kafamızda ayırt ettik ve Silivri için İlk etapta Sayın Kaymakamımızın da önerisiyle bu çalıştığın akabinde bir çıktı. Ne gibi bir çıktı alabiliriz onu düşündük. Çıktığımızın da yani sizin de bu çalıştığı bütün toplum kesimlerini bir araya getirip bireylere kadar yani mahalle muhtarlarından site yöneticilerine kadar herkesle iletişime geçerek sonuçta bir eğitim almış gönüllüler grubu oluşturma noktasında neler yapabiliriz dönüştü projemizin çıktısı. Kaymakam Bey'imiz de bu noktada ciddi şeyleri var, yardımları var, düşünceleri var. Gönüllülük, inisiyatif almanın önemli olduğunu düşünüyor. Bunu zoraki yaptırmanın çok güç olduğunu da farkında. Dolayısıyla bizler işin içinde olursak birçok çevreyi harekete geçirebilirsiniz dedi. Sizlerin kanalıyla bu işin olmasını özellikle bizim açımızdan da büyük getirisi olacaktır diye düşünüyorum dedi. Bu bizi daha çok gayretlendirdi. Dolayısıyla bu çalıştığımızı yapıp mesajımızı gereken yerlere verip toplumu da işin içine katarak bireysel anlamda gönüllülüğü de öne çıkararak böyle bir çalışmanın yapılması noktasında karar verdik.
Bundan sonra da tabii ki bu timleri, yani gönüllü timleri hangi mertebede oluşturabilirsek eğitim alma sürecinde katkılarını sunabilecek olanları görevlendirip buralarda bunları yap, hatta bir şey de var, yani bunu yapıldıktan sonra belirli bir süre sonra unutuluyor verilen eğitimler, bunların tekrarlanması da gerekiyor. Dolayısıyla bunları böyle canlı diri tutup bizim bu işi başarmamız lazım. Yani bunu çok deprem geçiren ülkeler becerebiliyorlar. Japonya örneğinde olduğu gibi bizim de onlara, onlar kadar olmasa bile onlara yakın bir çalışma. Çünkü bakın, şimdi Kuzey Anadolu fayı konuşuluyordu. Şu an Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki fayların da diri olduğu ortaya çıktı. Bu zaten biliniyordu da güncelleşmiş oldu. Dolayısıyla hemen hemen Türkiye'nin her yerinde deprem olabilir. Zaten İzmir bir çöküntü havzası ve Manisa o bölge, Ege bölgesi. Dolayısıyla biz hemen her yerden bir haber alabilme durumundayız. Bunun için hazırlıklı olmalıyız. Artık bir bireysel bir seferberlik zamanı gelmiş durumda. Dolayısıyla kişilerin bu tür eğitimleri alıp en azından komşusundan bir şey bekleyen kişinin kendisinin de komşusuna verebileceği bir şeyler olmalı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu herkesin eğitim almasını gerektiriyor. Biz bunu herkes değil de aileden bir kişi olsun dedik en azından 2 günlük eğitimler için, ama esas AFAD'ın istediği 5 günlük uzun eğitimler. Hatta bu uzun eğitimlerin neticesinde bir takım gruplar oluşturup doğa gezileri, doğayla ilgili bir takım şeyler de düşünüyorlar. Yani olayı biraz da spor, macera ve şeye de devam ettirerek sürekliliğini de sağlamaya çalışıyorlar. Bir etkinlik haline getirmeye, bir yaşam biçimi haline getirmeye çalışıyorlar alınan eğitimleri. Bu noktada ben açıkçası vakit bulursam o 5 günlük eğitime de katılmak istiyorum. Ve bunların hepsini içselleştirip en azından Silivri'yi afet öncesinde yapabileceklerimiz ayrı. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ama belediyenin de şu an yapmış olduğu bir ihale var. Ondan da kısaca bahsedeyim. Silivri'nin bütün mahallelerinde yapılan ihale sanırım kış şartlarından dolayı şu an biraz yavaş gidiyor ama tek tek sokak sokak ev ev dolaşıp bir envanter çıkarılacak. Riskli bölgeler tespit edilecek. Ona göre 39 ilçede yapılıyor bu. Bazı belediyeler bunu yapmışlar. Silivri Belediyesi de bunu 6 ay içinde bitirmeyi düşünüyor. Onu gerçekleştirdikten sonra zemin ve bina envanteri elimizde olacak. Dolayısıyla daha sağlıklı bilgilere ulaşacağız. Deprem olduktan sonra karşılaşacağımız manzarayla ilgili. Bu da bizi bir an önce planlama alanında hızlandırmaya yöneltir diye düşünüyorum artık. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi, 5000'likler, 1000'likler artık bir karar verilir ve uygulamaya geçilir. Ondan sonrası da artık vatandaşın tabii ki yaptırmak isteyecektir. Mali sorunlarına belki işte kredilendirme noktasında neler yapılabilir? Belki bunlar gündeme gelecek. Yani kredi olayı kullandırılıyor şu an ama Silivri'de ben bir vesileyle araştırdım. Şu anda Silivri'de kentsel dönüşümle ilgili kredi kullandıran bir banka yok. Kamu bankası yok. 3 bankaya da gittim Silivri'deki kamu bankalarına. Müdürleriyle görüştüm. Şu anda Silivri'de yerel anlamda bir kredi kullandırmamışlar. Genelde valla talep de olmamış. Talep olmamasının sebebini ben iyi duyulmadığını düşünüyorum. Vadeler belki kısa tutulmuş olabilir veya faiz oranları insanları cezbedici yönde olmayabilir. Faiz oranlarının detayına girmeyeyim ama çok ekstrem bir faiz oranı da azaltılma anlamında normal piyasadaki faiz oranlarının hemen hemen 4 puan altı kadar bir faiz oranıyla veriliyor. Belki bunun bir etkisi olabilir. Ama bu kredi kullandırmak isteyen bankaların düşünmeleri lazım. Yani bu insanlar niye bu krediyi kullanmıyorlar? Niye bu kentsel dönüşümde bu krediden faydalanılmıyor? Bunun aksayan yönü nedir? Açıkçası ben düşündüm bunu ve insanların bu krediyi kullanmamaları için sebep olmadığını görüyorum ama demek ki yani bir atalet gerek, atalet işlerler ve bir uyarıcı bir şey gerekiyor insanların binalarını kentsel dönüşüme başlatmaları noktasında. İşte bunların hepsinin konuşulması lazım. Bu çalıştayda belki bunlar da gündeme gelecek. Bunun sonucunda da hepimiz
belki bir yol haritası hazırlayıp hep beraberce düşünmeyi, ortak akılı üretmeyi becerebileceğiz. En büyük sıkıntımız bu. Bu konuda sizlerin bu işin peşini bırakmadan bizleri bile takip etmenizi ve bu söylediklerimizin arkasında olup olmadığımızı, bizleri motive edecek şekilde yaptığınızı sizlerden özellikle rica ediyorum. Fazla uzattım. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, ben sosyal medyada ve sizler de sayfalarınızda paylaştınız ama ben bir kez daha vermek istiyorum. 0850-303-3085. Bu numaradan arama kurtarma eğitimleri almak isteyen tüm gönüllerimiz bu numaraya ulaşıp mesaj bırakarak kendi isimlerini ve mesleklerini belirterek mesaj bırakabilirler. Biz daha sonra kayıtları aldıktan sonra, kayıtları tamamladıktan sonra tüm arkadaşlarımızla geri dönüş yapacağız. Ve AFAD'ın belirlediği, AFAD yetkilileri belirlediği bir eğitim takviminde, o bizim irademiz dışında, AFAD belirliyor onu, bir eğitim takvimi belirlenecek Silivri için ve o süre içinde Silivri'de eğitimler bağışlayacak. Özellikle vurgu yapmak istediğim arkadaşlar, çok değerli arkadaşlarım, iki tane eğitim için var. Hatta biz üç eğitim dedik. Biraz önce size şeyi söyledim ya, şimdi kendi bünyemizde çok farklı arkadaşlarımız var. Kendi bünyemizde doktorlarımız var, şekillerimiz var, geçmiş dönem belediye başkanlarımız var, gördüğünüz gibi İsmet Bey. Yani çok sonradan katılan arkadaşlarımız gittikçe halka büyüyor. Çok değerli doktorlarımız var. Bunlar içinden bir tanesi de çok değerli Hızır Bey. Hızır Aydın'ın Silivri'de tanımayan yoktur. İlk yardım eğitimleri konusunda sertifika ve verme yetkisi olan bir değerli bir arkadaşımız. O bizim için bir değer. Biz Silivri Dayanışma Platformu olarak kendi bünyemizde aynı zamanda ilk yardım eğitimleri de başlatıyoruz arkadaşlar. Yani bu bizim kendi bünyemizde yaptığımız. Ama AFAD'ın yaptığı da iki tane ayrı eğitim var. İki günlük eğitimler var. Az önce Mustafa Bey'in de değindiği gibi her aileden bir kişinin mutlaka alması gerektiğini düşündüğümüz ve önerdiğimiz eğitim. İkincisi de 5 günlük eğitim, daha kapsamlı, uygulamalı bir eğitim. Çok büyük olasılıkla 2 günlük eğitimler burada olacak. 5 günlük eğitimler AFAD'ın uygulama merkezlerinde yapılacak. Biz bütün bunların tekrar duyurularını yapacağız. Kendi içimizde bir takım gönüllü arkadaşlarımızın yaptığı iş bölümlerimiz var. İşte kayıtları sevgili Turgulcum, Tuğrulcum yapıyor, Tuğrul Dönmez yapıyor, kayıtları o alıyor. Bunu vurguladıktan sonra şeyi özellikle söylemek istemiştim. Şimdi değerli arkadaşlar, çalışmalarımız önemli, projelerimiz çok önemli ama bakın bir o kadar önemli olan bir şeye daha vurgu yapmak istiyorum. Bizler en çok ihtiyacımız olan şey, tüm farklılıklarımıza rağmen, tüm farklı bakış açılarımıza rağmen, dünya görüşlerimize rağmen, her şeye rağmen, renklerimize rağmen birbirimizi anlamayı, düşüncesine saygı duymayı ve birbirimize tahammül etmeyi ve birbirimize dayanışma halinde olmayı özellikle vurgulamak istiyorum. Ve bu hareketin, bu şu anki bu grubunda en temel görevlerinden bir tanesi de aslında bu. Buna özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bunları söyledikten sonra sorularınız varsa alalım. Öbür arkadaşlarımıza da sorular geldiğinde cevap verelim. Buyurun. Buyurun. Kurumlar ziyaret edildi. Sizler tarafından. Her kuruma gidildiğinde acaba soruldu mu? Deprem çantası var mı? O kuruma ait. Depremin saati belli değil çünkü. Şu saatten olabilir, gece de olabilir. Bir deprem toplanma alanları var mı? Veya da neredesem bir sorayım. Sizlerin deprem çantanız var mı? Veya deprem çantasının içinde neler var? Bunu bana söyleyebilir misiniz? En önemlisi bu bence. Sizde var. Tamam ya, ben soruyorum şu an. Artı orada yazılanların haricinde ben çocuklarıma, eşime ve kendime telsiz de alıyorum. Ne? Şimdi deprem artık Silivri'nin, ya Silivri deprem olacak. Çünkü sıklıklarla ama merkez üssü bence Silivri olacak. Çünkü herkesin söylediği ortak bir yer bu. Genelde insanları gelmek istemedikleri için zamanını söylemiyorlar ama yakın bir zaman olacak. Şu anda Silivri'de eminim şunlar %90'ı Silivri'de yaşayanlar. Ne bileyim deprem çantası yok. Toplanma alanımız çok kısıtlı. Kimse nereye toplanacağını bilmiyor. Yani herhangi bir yaşanacak depremde en acilinden hani
Cumartesi deniyor, Salı deniyor, biri söyleniyor. Ben şu çalıştaydan da eminim. Sahilde olan 3-4 tane profesör gelmişti. Televizyonlardan dinlediklerimizin özetini burada yaptılar. Lütfen farklı bir şey olsun. İnsanlara daha inandırıcı gelsin. Çünkü Silivri'de gerçekten biz depreme merkezine yakın bir yer olduğumuz için daha da bilinçli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Eğer çok teşekkür ederim arkadaşım. Bir kez daha vurgu yapmak istiyorum çok değerli arkadaşlarım. Şimdi bakın bu çalıştay bir start, bir eğitim ve bilinçlendirme çalışması değil, bilgi çalışması değil. Yani onlar da olacak tabii ama buradaki amacımız bakın tüm kurumları, muhtarlar dahil, dernekler dahil, meslek odaları dahil gezerek bu sürecin bir parçası haline getirmek istedik. Aslında bu çalıştayı tam da bunun için yapılıyor. Kentte yaşayan herkes bu sürecin bir parçası olmak zorunda, sorumlulukları hatırlatmak, belki farkındalıkları biraz daha sarsarak yaratmak istiyoruz. Hedefimiz bu, bunu bir kez daha söylüyorum. Bir de çalıştay sonrası çok değerli arkadaşlar, çalıştayla, şimdi çalıştayı yapmaktaki amaçlarımızdan bir tanesi de, biz hani bir veri tabanı bir oluşturalım mı? Silivri'de ne yapılıyor, Silivri'nin yapısı nedir, jeolojik yapısı nedir, bina yapısı nedir, bunlar gibi yapılacak, hangi eğitimler veriliyor, bile eğitimde katılacak çalıştay. Bu bilgileri aldıktan sonra, daha sonra her kurumdan birer temsilciyle bir çalışma grubu oluşturmayı hedefliyoruz. Bu çalışma grubu ne yapacak? Bu sürecin takipçisi olacak ve bu süreci tüm kurumların aslında kendi içlerinde bir anlamda koordinasyonu da sağlanacak. Yani herkes, halk, resmi kurumlar ve işte yerel otoritelerle iktidarlarla bir koordinasyon halinde bu kentte yaşayan herkesin birbiriyle bir işbirliği halinde aslında çalışmasını sağlamayı hedefliyoruz. Ve bunun devamlılığını sağlamak istiyoruz. Umarım başarabiliriz. Yani bunu, biz bunu sadece başlatmak istiyoruz ama başarılı olup olmamasına hepimiz duyarlılığına kalmış. Sadece bu platformun insanların neyse kalmış. Biz sadece başlattık. Çok güzel. Evet. Bence Hüseyin başlattığımız bence sizin de bir şimdi bunların hepsi cumartesi günü çalıştayda gündeme gelecek. Çünkü Silivri Belediyesi'nden başkan yardımcısı da konuşmacı olacak. Büyükşehir Belediyesi'nden de yetkili konuşmacı olacak. Bütün bu bilgileri zaten cumartesi günü çalıştayda hepimiz sizlerle birlikte almış olacağız. Ve Silivri Belediyesi'nin yeni başlattığı çalışmalar bilgisini de almış olacağız aslında. Birçok soruya o gün yanıt bulabiliriz diye umuyorum ben. Buyurun Fatma. Böylesine güzel bir oluşumu yarattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her biriniz farklı siyasi görüşlere sahip olsanız da sizin için bir araya gelinebildiğinde en güzel göstergesi bu herhalde. Umarım bu yaptığınız çoban işi çünkü büyüyerek bütün Silivri'yi sarar ve Silivri'nin depremde de en az şekilde zarar alabilmesi için, en az şekilde zarar atlatabilmesi için elimizden geleni hep birlikte yaparız. Ben çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Başkan'ın bir sorun olacak benim. Şey diyorlar, imar barışı. Bizim Silivri'mizde imar barışından faydalanan çürük bina var mıdır? Binalar imar barışına girdiler ve bu süreçte
İkinci aşamada, birinci aşamada mimar barışına giderek, ikinci aşamada, ikinci araçla birlikte tapuların alınması noktasında. Gerçekten çok ciddi manada bir problemi çözdük. Yani çok doğru bir olaydır. Ancak tek eksikliğini bana göre bir mühendis olarak söylüyorum. Binaların depreme dayanmadığı, problemlerdiği hiçbirisini çözmedi. Bu aşamada bunlar sorumluluk başvuru yapan kişiye bakıyor. Yani bu başvuru imar barışına kim başvurduysa binası ilgili sorumluluk bu kişiye kaldı. Bunun altında o imar barışına başvurduğunda sorumluluğu bir kişiye imza atarak sorumluluğu kendisinde aldı. Bence bu imar barışını ikinci, üçüncü etapı, yani ikincisinde tapu alınıyor, üçüncüsünde bir yapılabilir mi? Devletimiz bu noktada ekonomik olarak desteklenerek bunları depreme hazır bir şekilde getirebilir mi? Bunlar sivil toplum örgütleri tarafından, sizler tarafından, bizler tarafından gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunu sadece bir noktadan bakıp da evet imar barışı doğruydu, her şekilde dört noktayı çizmek doğru değil. Yani bunu özellikle dikkat etmek istiyorum. Birlikte olmamızın bir amaç ve gayesi var. Başkanım da söyledi. Sizler bizi toplumla birleştiren, bu duygu ve düşüncelerimizi topluma aktaracak olan bireylersiniz. Şimdi Allah korusun Elazığ'da birkaç günden beri yaşananları televizyonlarda gördükçe ürperiyoruz. Çok üzülüyoruz. Elazığ diyelim ki, Malatya Elazığ 200 gibi 400 bin insan, 500 bin diyelim. Ama yine Allah korusun Marmara bölgesinde İstanbul başta olmak üzere Kocaeli'si, Tekirdağ'sı, dünyada insan. Yani 50-60 milyon insana eşdeğerli bir bölgede yaşıyoruz. Şimdi benim çantamın olması, bunun olması önemli değil. Hep beraber beklenen ki inşallah olmayan bir devreme bütün ilçe olarak hazırlıklı olmamız önemli. Şimdi burada da hepimizin birer sorumluluğu var. Yani insan şeyleri önemli. Bugün depremle ilgili, yarın hayvan hakları, kadın hakları ile ilgili toplumun beklentileri olan düşünceleri gündeme getirmekle bir aradayız. Sizler de bu grubun birer üyesi olarak bizi toplumla yüzleştireceksiniz. Ben düşünemiyorum. Yani İstanbul tarihi bir kent. İstanbul, yani inşallah olmaz ama Asya ile Avrupa'yı birleştiren bu kıtada beklenen deprem olursa bu İstanbul veya Marmara bölgesi depremi değil de dünya depremi gibi olacak galiba. Dünya bilim, toplum bilimcileri bunu böyle kabul ediyorlar. Yani ben şunu da hatırlatmak istiyorum. Burada önemli olan platform biz olarak 3-5 kişi değil, hep beraber bu duygu ve bu düşüncede olduğumuzu hatırlatmak isterim. Teşekkür ederim. Biz mahalle araba kurtarma grubunda bir ay yakın burada eğitim aldık. Sonra Sabiha Hanım bir üst grubu profesyonel grubu devam etti. Ve gerçekten başarılı çalışmalar da yaptı. Bizim de gururumuz oldu. O ya bir kişiden herhalde üç kişi çıktı. İki kişi çıktı. İki bayan çıktı. İki bayanlar bu konuda biraz önce tartıştık. Daha atak, daha dayanılı denildi. Gerçekten öyle. Dayanıklılığı daha fazla, cesaretleri daha fazla ve duyarlılıkları daha fazla. Herhalde doğrulanlıklarından kaynaklanan bir özellik olsa gerek. Çok şimdi efendim, Fatma Hanım çok güzel bir soru sordu. Ben asbelkader daha önceki görevlerim nedeniyle kentsel dönüşüm çalışmalarında gruplarda bulundum. Orada işte müktesef hakların korunamamasından kaynaklanan sıkıntıları gündeme getirdim. Çünkü işte avuçlarla anlatıyorum. 6 katlı bina, yeni imar durumu 4 kat. Orada mağduriyetler yaşanıyor. Başka bir takım mülkiyet sorunları yaşanmaya başlandı. Bir takım kötü niyetlilerin alet olmaya başladı. Aslında ben gönlüm isterdi ki o zaman önerdik biz onu. Mükteşem hakların korunduğu bir imar hakkı ile birleştirme olması lazım. Yani yıkılıp binanın yeniden yapılırken hiç olmazsa insanların haklarını korusunlar ama kendileri yapsınlar istedik. Keşke öyle olabilseydi. O içine korabilseydi. Gerçi şehircilik açısından bir sıkıntıları var. Emsal çok yükseltiyor şehir merkezinde ama müktesepte bir hak var yani onu yok sayamazsınız. Bu açısından eksikti. İkisi birleştirilmeliydi. Yıkıp yeniden yapmak şartıyla imar hakkı getirmeliydi.
yani müktesebat korumak açısından af getirilmeli diye şahsım adına düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, depremde ilk 8 saat önemli. Yani ben şunu gündeme getiriyorum. Son depremdeki ben ölümlerin çoğu hipotermiden olduğunu düşünüyorum. Çünkü eksi 15 derecede bir insan vücudunun dayanması mümkün değil, yani yarım saati geçemez. Ancak korunaklı alanlar içerisinde kalanlar dayanabilmiştir diye düşünüyorum. Maalesef şu anda sırayla değil ama önde olabilecek deprem yerleri belli. Yani işte Doğu Anadolu hattının Hatay tarafına giden kolu kırılmayan kısmı var. Metresi de belli. Ne kadar deprem içeride tahmin edilebiliyor. Bizim Kuzey Anadolu hattında Yalova Silivri arası kırılmadı. Bu hareketi oradan hissediyoruz. Bu baskının, stresin verdiği tepkiler ki hoca gelince bunları çok rahat anlatacak. Tabii onun bilgilendirme açısından söylüyorum. Bunu kırılacağı %100. Ne zaman onu bilemiyoruz. Yani mühendis olarak bilemiyorum. Yani. Bir gün. Ve kaç şiddetli deprem üretebileceği de belli. Yani 7 şiddetinin üzerinde deprem bekleniyor. Bu 70 km kırılırsa. İlk 3-4 saatte kendi kendimizi yiyiz depremde. Hiç kimse yok. Bir kişinin ne kadar eğitimli olursa kendisine, çocuklarına, eşine ve komşusuna yardım etme, bilinçli yardım etme ihtimali çok yüksek. Hızır Bey'den bahsetti. Hızır Bey bir trafik kazası geçirdi, motor kazası geçirdi. Beni hiç kimse ellemesi, sağlık ekipleri kurtardı. Çünkü kurtarma çalışması esnasında tamamen felç olabilir. Bilinçsiz müdahale. Bu çok bilinçli, çok basit. İlk yardım önemli, kurtarma önemli. Ne kadar insanlar bunun bilinçine varabilirsek ve ne kadar en azından İki günlük eğitim malzemelerinin kafasında bir soru işareti olur. 5 günlük eğitim olursa biraz daha bilinçlenmiş olur. Daha ileri giderse etrafına çok büyük fayda olur. Yani önce kendimiz için bu bilinci etrafımıza yaymamız gerekiyor. Buradaki en önemli görevlerden biri de siz basın mensuplarına düşüyor. Yani şimşek çaktırmak lazım insanların kafalarında. Bilin ki dünyanın her yerinde Amerika dahil amatör bu işe yetişmiş gruplar kurtarma çalışmalarında önde gidiyorlar. Türkiye'de başladı. Kesin İstanbul'a yetişmek mümkündür. Yani bir, şu anki deprem hasarının tamamı Avcılar'dan daha az. Yani Avcılar'da olan geçen depremde ben orada yaşadığım depremi daha az. Dolayısıyla lütfen bu konuda hiç ayrım yapmaksızın herkese kol kola girip devam etmemiz lazım. Ben Hüseyin Başkan'ı da kutluyorum burada dönüşü olduğu için. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Lütfen bu konunun da savunucusu olun. Teşekkür ederim. Hanım, sosyal medyadan bize mesaj bıraktı dedi ki ben de yıllar bu anlamda dedi, eğitim almış biriyim dedi. 99 depreminde dedi. Bu sürecin bir parçası oldum dedi. Aramalıklarla eğitimler almış. Yani bunun gibi aramızda öyle çok önemli değerler var. Ve duyan geliyor, nasıl yardım edebilirim, ben nasıl katkı sunabilirim diyen gerçekten duyarlı vatandaşlarımız bize motivasyon sağlıyor aslında ve gücümüze güç katıyor. Onun için hepsine duyarlılıklardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu arada bu toplantıyı ve bu organizasyonu gerçekleştiren her şeyiyle sevgili Bilge Cesur arkadaşımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlerle direkt iletişime geçti. Bana sadece günü ve saati söyledi. Her şey ona ait. Küçük çocuğunu bırakarak, şu anda üniversite eğitimi aldığını biliyoruz. Eğitimine belki derslerine ara vererek biz de bu çalışmalarda bize katkı sunuyor, güç veriyor. Onun için ona ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi bir toplantı. Biz ben katkı sunmak isterim. Tabii deprem deyince bir öncesi var. Sonrasında yıkıntıların altında kalmış insanlara kurtarmak için şöyle sesleniyorlar. Orada kimse var mı? Dinliyorlar. Sonra tekrar söylüyorlar. Orada kimse var mı? Biz bunu deprem öncesi soruyoruz. Geliyor. Risk çok büyük. Hepimizin hayatı tehlikede. Orada kimse var mı? Bu oluşumların kıymeti bu anlamda çok kıymetli. Ve ben bunu duyduğumda hemen heyecanlandım. Çünkü 99 evlerimizde kurtarma ekiplerine katılmıştı bir hafta boyunca ve bugünün hala sedefasına taşıyoruz o günden sonra.
Çünkü gerçekten dehşetli bir konu. Tabii depremden sonra kurtarılmak bir mucize. Ama depremden önce yapacağımız çok iş var. Biz Van Erciş depremi sırasında ve sonrasında yine buradaki insanlar gibi bir yardımcı oluşturdu. Mustafa Bey çok yakından biliyor. Ve o günde bu duyarlılıkları, bu sıkıntıları, acıları paylaşarak Silivri kamuoyunda bir farkındalık yaratmak üzere harekete geçmiştik. Emin olun o günde kaymakam sayın o zamanın kaymakamıyla, o zamanın belediye başkanlığıyla, o zamanın sivil toplum kuruluşlarıyla birçok ilişkiler kuruldu. Bugün sormamız gereken işte depreme dayanıklı olmayan konutların bir mezara dönüşmemesi için ne gerekiyorsa yapılması konusunda bir sürü talepler, raporlar vesaireler. Ama şöyle üzülüyor insan geriye dönüp bakınca. Kayıtlara geçmiş 1509 depreminden bu yana her yüzyılda bir, her 10 yılda bir, belki her 50 yılda bir biz bu felaketi yaşanmış bir coğrafyada yaşıyoruz. Yine bir siyasetçiyi hatırlıyorum, 99 depreminde şöyle demiş, altımız çürük. Altımız çürük, bu çok önemli bir laf. Nasıl coğrafyada oturduğumuz anlamında, ama bununla ilgili anayasal görevleri olan yurttaşların can ve mal güvenliğini korumak, geliştirmek, tedbir almakla ilgili görevleri olanların ne yazık ki hafızaları bizim kadar değil. O yüzden onların üzerinde demokratik bir baskı oluşturmak açısından bu çalışmalar çok kıymetli. Her fırsatta onların hafızalarını yenilemeyiz. Çünkü bundan en çok zarar görecek olan bizleriz. Ve onların görevlerini yapmalarını söylemeliyiz. Bu anlamda yapacağımız, sizlerin başlatmış olduğu bu mücadelenin, bu duyarlılığın içinde bir birey olarak var olmak benim için onur olacaktır. Hepinize teşekkür ederim. Böylece bir güzel anlamlı program anlatmaktan mutluyum ben. İçimizde birçok STK vergisi, toplu kuruluşları ve birçok önemli projede en azından mesleki açıdan bir araya geliyoruz. Sorunlarla ilgili, içimizin sıkıntılarla ilgili, sorunlarla ilgili. Sizler de üzerimize düşen, en azından kamu görevi üstlenmiş birer arkadaşlarımızla birlikte sıkıntılarla bir arada olmaya çalışıyoruz. Tabii deprem artık hayatımızın bir gerçeği. Buna fiziki olarak belki sürekli yaşayarak alıştık ama psikolojik olarak hala hepimizin üzerinde ciddi eksiklikler var diye düşünüyorum. Ve bana göre hep eksikliklerimizden de bir tanesi. Sürekli yaşıyoruz. İşte hepimizin çoluğu çocuğu var. Benim de 7 yaşında bir kızım var. Son birkaç ayda yaşadığım bu psikolojik problemlerden dolayı tek başına oturamıyorum. Tek başına yatamıyorum. Tek başına uyuyamıyorum. Bunları bizler yaşıyoruz. Ve bununla ilgili özellikle bu konu üzerinde ciddi bir gayret sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir önceki programlarda, daha doğrusu yaşadığımız daha önce bu Silivri merkezi olan depremden sonra belediye başkanımızın sahiplik yaptığı programda bu işin uzmanları da aynı şekilde aynı şeyi söyledi. Özellikle okullarda bu konuyla ilgili psikolojik hazırlık anlamında ve aynı şekilde kamu binalarında da psikolojik hazırlıklarla alakalı çalışmaların başlayacağını söylemişlerdi. Bu konuyla ilgili net bir adım yok. Sürekli işte devletimizin de aslında bu konuda bana bir eksiklikleri var diye düşünüyorum. Büyük bir devletiz. Allah sever vermesin. Her alanda, her şekliyle gücünü hissettiriyor ama bazı konularda eksik kaldığımızı düşünüyorum. Eksikliklerimiz de tamamıyla bürokrasiden kaynaklı diye düşünüyorum. Yoksa bu ülkenin bu başkanının bu konulara ne kadar çok hassas olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama eksikliklerimizi giderme adına maalesef bir hamle, bir hareket yaptığını düşünmüyorum. İşte belediyelerimiz eksik kalıyor, kamu kurumlarımız eksik kalıyor, okullarımız eksik kalıyor, her alanda.
İşte bu organizasyonların da belki bazı şeyleri değiştirebileceğini, bazı gerçekleri hayatımızın her anda hissettireceğini düşünüyorum. Ben özellikle bu konuda bir çalışma yapılması, psikolojik olarak nedenen bu konuya hazır olduğumuzu, olmamız gerektiğini üzerinde durulması ve yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa işin teknik kısmıyla alakalı zaten sayın başkanların, bu işin uzmanları, yani biyolojik olan problemler, işte teknik problemler, bunlar bana göre bir şekilde çözülebiliyor. Bina yapılması gerekiyorsa, oradaki eksiklikler de var, onları çok fazla konuşmak istemiyorum, onlar teknik konular. Ama psikolojik problem, bunlar hakikaten ne annenin, ne babanın, ne abinin, teyzenin, ne halanın yapabileceği, verebileceği eğitimler değil. O işten uzmanlarımızın kesinlikle, işte eğitimci, eski eğitimcilerimiz de var burada. İşte lütfen bu konu üzerine biraz daha hassas davranılması gerektiği, hassasiyetle durulması gerektiği taraftarıyım. Sizlere de tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon olduğum için de tekrardan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Dedik ki ilk önce teknik kısmından halledelim, ondan sonra psikolojik kısmından, hem öncesinde hem sonrasında. Bu konuyla alakalı ilgilenen bir arkadaşımız var, o da dayanışma platformunun içerisinde. Bundan sonraki programlarımızda zannediyorum, evet, hep birlikte tekrar yeniden olacağız. Depremin psikolojik etkisiyle alakalı olarak bir programda. Teşekkür ederiz. Zaten duyurular yapılırken yuvanız yıkılmasının teması altında konuyu işlememizin temel sebebi de oydu aslında biraz. Bu aradaki yuvanız yıkılmasın sloganı sadece fiziksel olarak bir binayı tanımlamıyor. Bunun içinde manevi bir şeyler var. Depremin psikolojik etkileriyle dağılan aileler, depremin fiziksel yıkımlarının sonucu olarak ortaya çıkan psikolojik yıkımlar da bu temanın altında, yani yuvadan kasıt orada bir aile bütünlüğü aynı zamanda bir taraftan da. Dolayısıyla biz aslında çok özetle şunu söyleyebilirim. Bu yola çıkarken az önce İbrahim Doğum sormuştu. Siz ne kadar hakimsiniz bu konuya ya da ne kadar hazırsınız kendiniz? Biz bu yola çıkarken hazır değildik. Hiçbir şey bilmiyorduk. Çok kısıtlı bilgilerle çıktık. Bu yolda Hüseyin Başkan'la, Mustafa Başkan'la bir araya geldik sonrasında. Biz önce deprem gerçeğini bildiğimiz ve kabul ettiğimiz için neyi öğrenmemiz gerektiğini öğrendik ve şu aşamada bütün bildiğimiz de bu aslında. Hep birlikte Silivri'de biz önce neyi öğrenmemiz gerektiğini öğrendik. Şimdi o öğrenmemiz gerekenleri birlikte öğrenelim istiyoruz. Bu yüzden bir aradayız. Platformdaki bütün gönüllü arkadaşlarımız aslında fikirlerinin ortaya çıktığı nokta bu. Yani bir şey aslında bütün teknik detaylarıyla bilebilmemiz mümkün değil. Sadece bir toplumsal sorunu gözlemişsek ve bunun için çaba sarf etmemiz gerektiğine inanmışsak o alana daha ilgili arkadaşlar o çalışma alanında ön plana çıkıp bunun altyapısını hazırlıyor ve diğer bütün arkadaşlar bunun arkasında duruyor. Bu platformda işleyiş en azından bu şekilde gidiyor ve bu çok kıymetli bir şey. Bugün aslında Silivri'de görev yapan bütün gazeteci arkadaşlar bu platformun bir doğal üyesi. Çünkü belli ki toplumsal bir takım sorunlara karşı hassasiyetleri var ki bu mesleği seçmişler. Belli ki Silivri hassasiyetleri var ki bu ilçede görev yapmaktalar. Dolayısıyla aslında bu platform bugün kendi içinde bir toplantı yapıyor. Yani biz gazeteci arkadaşlarımız da bu platformu bir doğal üyesi olarak görüyoruz bu anlamda. Böyle olduğunda da güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Yani teknik kısımları evet Hüseyin Başkan, Mustafa Başkan bizi yönlendiriyor. Bu konuda daha donanımlılar ve bu konuya hakimler. Ama bunun dışında bizi bekleyen bir sürü daha farklı detay var. Örneğin yaşadığımız ilk depremde iletişim hatları kapanmıştı ve bir daha böyle bir sorunu yaşamamamız için tedbir almamız gerektiğini biliyorduk. Bununla ilgili uzmanlar aradık ve bulmaya çalışıyoruz. İşte radyo amatörleri cemiyetiyle temas kurup bağımsız telsiz hatlarının afet anında devreye girmesi için bu platformda gönüllü bir grup oluşturmak istiyoruz mesela. Bunları bilerek çıkmadık yola. Bunları bu yola çıktıktan sonra keşfettik ve öğrendik. Keza ilk yardım eğitimi, araba kurtarma eğitimleri bunların neticesi. Yani bu arayışın sonucu olarak ortaya mesela drone eğitimi fikri vardı bir arkadaşımızın. Deprem sonrası bölgede oluşan hasar ve riski en kolay tespit ve tanılama yöntemi drone ile tespitti ve böyle olduğuna inanmamız için de bunun da ilgili bir eğitim çalışmasının içinde bir ekibin yer almasını istedik.
motorize kurtarma ekipleriyle ilgili motosiklet kulübü mesela bir fikir ortaya koydu. Yani bu çok kollu, çok yönlü bir şey. Ortaya bir fikir çıktıktan sonra bunu olgunlaştırma noktasında fikirleri ortaya koyuyoruz ve bununla ilgili daha ilgili arkadaşlar o alanda, o konuda sorumluluk üstleniyor. Böyle bir işleyiş. O psikolojik etkilerle ilgili de söylediğiniz noktada aslında yuvanız yıkılmasın teması altında bütün bunları da değerlendirip bu fikirler üzerinde çalışılıyor. Yani bugün sadece teknik kısmına değinildi belki ama aslında çok kollu, çok yönlü çalışılıyor. Belki gazeteci arkadaşlar da İçlerinden bir tanesi bir fikir ortaya koyacak ve bu işin medya ayağında da gazeteci arkadaşlarla birlikte bu platform içinde çok güzel şeyler yapacağız. Böyle bir şey. Bu sivil bir inisiyatif bu anlamda.